Değerli izleyiciler, Ailemiz, Yuvamız programı ile tekrar karşınızdayız. İlk yayınımızda aile kelimesinin kök anlamlarını konuşmuştuk. Bugün adalet ve merhamet kavramları açısından ailedeki rollerimize değineceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte "Ennâsu âlullah, insanlar Allah'ın ailesindendir" buyurmuştur. Aile kelimesinin muhtaç olmak, yoksun olmak anlamlarına geldiğini hatırlarsak, insanlar Allah'a muhtaçtır ve hayatlarında Allah Azze ve Celle olmadan eksiktir diye anlayabiliriz. İşte Allah-u Teala'ya olan ihtiyacımız gibi, aileye de muhtaç olduğumuz duygusu ile yaklaşırsak, benlik ve bencillikten uzak, kudret savaşı vermediğimiz bir alan haline ailelerimizi getirebiliriz. Adalet ve merhamet, huzurlu bir aile ortamı için gerekli olan iki temel kavramdır. Adalet, düzeltmek, eğri bir yoldan doğru bir yola yönelmek, dengede tutmak, doğru, tam, düzgün olmak anlamlarına gelmektedir. Zulmün karşıtı olarak adalet ise, bir şeyi ait olduğu yere koymak, hakkını vermek demektir. Kur'ani bir kavram olan adaleti ayetlerden alıp günlük hayatımızda yaşanılabilir hale getirmeliyiz. Allah-u Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmak düsturu çerçevesinde Esma-i Hüsna'sından olan Adil ismine kulluğumuzda yer vermeli, bütün sosyal rollerimizde karakteristik bir özellik haline getirmeliyiz. Hardal tanesi kadar her şeyin hesabının yapıldığı bir adalet anlayışı Allah-u Teala için mümkün, kul için muhal olabilir. Adil olma sorumluluğunun yükünü üzerimizden alacak ve bizi başka aile hayatı olmak üzere tüm hayatımızda rahatlatacak bir diğer kavram da merhamettir. Merhamet, salt acımak anlamında değildir. Zira şefkat ve acıma ile başlar, yardım ve nimet vermekle sonuçlanır. Merhamet, adaleti doğuran bir kavramdır aynı zamanda. Bu bilgiler ışığında insani ilişkilerimizde adalet ve merhametin dengesini nasıl gözetebileceğimize değinelim. İki kavram da Kur'an kaynaklı olduğu için bu dengeyi ayetlerde aramakla başlayalım. Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'in yaratılışından bahsettiği ayetler bize bu konuda yardımcı olacaktır. Eşyanın esması ile donatılan Hazreti Adem'e secde edilme emrinin ardından dokunulmazlığı olan ağaç gösterilmiştir. Nimetlerin bolluğu içerisinde sınırlarını bilme dersi verilmiştir aynı zamanda. Bu nokta dahi özellikle çocuk terbiyesi konusunda bize yol gösterici olmaktadır. Şeytanın Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın kulağına insanoğlunun haddini bilebilmesi için konulan yasağın amacını güzel göstererek fısıldadığı ölümsüzlük vaadi, kainatın ilk ailesinin kulluk imtihanını başlatmıştır. Kıssada konumuzla alakalı vurgulamak istediğimiz husus tam da burada başlamaktadır. Allah-u Teala yarattığı ilk insan, ilk göz bebeği diyebileceğimiz Hazreti Adem'i bu zellesinden dolayı engin merhameti içerisinde affettiğine ayetlerle bizi de şahit kılmıştır. Dokunulan ağaç, huzur-u ilahide basit bir temastan ötedir. İşte merhamet sınırını aşan insanoğluna affetmenin büyüklüğü böyle hatırlatılmıştır. Öyle ki Hazreti Adem'in tevbe ederken kullandığı kelimeler, yaratıcısının ona öğrettiği kelimelerdir. Affetmek büyüklüktür sözünün kaynağı da tam burası olmalıdır. Allah Azze ve Celle büyüktür ve kulunu affetmiştir. Kendisine kızıldığı herhangi bir olay sonrasında annesinin eteğinde ağlamaya koşan küçük bir çocuğun durumu gibidir. Çocuk terbiyesinde ilahi bir ders niteliğindedir. Sahibi değil, Allah'ın emanet verdiği rızık olan evlatlarımızın yetiştirilmesinde ilk tepkinin ebeveyn olarak affetmek olduğunu ve nasıl özür dileneceğini öğretmek olduğunu bu kıssadan öğrenebiliriz. Sonrasında sadece merhamet gösterilen bir ders olmaktan çıkar
ve asıl vurucu noktanın merhamet kaynaklı adalet olduğuna da şahitlik ederiz. Nasıl mı? Kıssanın adalet perdesi bu zellenin ardından Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya indirilmekle cezalandırmalarıdır. Yaratıcı tarafından affedilen iki insanın adaletin tecellisiyle dünya hayatlarının başlaması bize her merhamet gösterdiğimiz olayın ardından hakkı yerine teslim etmeyi öğretecektir. Aile kurallarımızı ihlal ettiğinde, evlatlarımızı sadece adaletle yargıladığımızda, onları almaları gereken sevgiden, sadece merhametle muamele ettiğimizde ise, kazanmaları gereken hakkaniyet duygusundan mahrum bırakmış olacağımız gerçeğini gösterir bizlere. Eşler arası ilişkilerde adalet ve merhamet, özellikle iki eşin aileleri arasındaki dengeyi gözetmede çok önemlidir. Eline sağlık olsun cümlesini beklemek, bir hanımefendi için merhamet iken, emeğe hakkın teslim edilmesi açısından beyefendi için adaletin yerine getirilmesi olacaktır. Bir bayram, bir eşin ailesini ilk ziyaret etmek, diğer bayram, bir diğer aileyi ilk ziyaret etmek, adalet ve merhametin hayat bulmasıdır. Çocuğumuzun anneanne ve babaanneye bakışının oluşumunda da anne ve babanın adalet örnekliği çok önemlidir. Sosyal rollerimizi aile hayatında karıştırmamak gerekecektir. Eşimize eş olmakla çocuklarımızın anne ve babası olma sorumluluğunu karıştırmamak, adil olmaktan geçecektir. Babanız var ya diye cümle kurmak, annen olacak kadın diye cümleye başlamak, yapılan yanlışların en başında gelmektedir maalesef. Aile içi rollerimizin hakkını vermek, adalet ve merhamet dengesini gözetmekten geçecektir. Çocuk terbiyesinde adalet ve merhamet dengesine cinsiyet ayrımını da ekleyelim. Özellikle ahlaki konularda Allah-u Teala'nın yapmadığı bir ayrımcılıkla terbiyeyi ve kuralları kız çocuklarına has kılmak, haramın işlenişini özgürlük adı altında erkek çocuklarına yüklemek, adil olan Allah'ın adil olması gereken kullarına yakışmayacaktır. Bu çerçevede kulluk bilinciyle hareket edildiğinde adalet ve merhamet hayatımızın tüm rollerinde yer bulacaktır. Öyleyse kıymetli izleyiciler, gelin bugün hayatımızda yeni bir dönüm noktası oluşturalım. Adalet ve merhamet kavramlarına yeniden can verelim. Ve değişime giden, gelişim göstermemiz gereken aile hayatımız içerisinde bu iki kavram çerçevesinde muhabbete, ailemizin en sevgili olması gereken, en sevimli olması gereken hallerimizin olduğu aile hayatımıza yeniden çeki düzen vermeye çalışalım. Adaletin ve merhametin kıvamında olduğu, Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimelerde bize öğrettiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında uygulayarak bize sünnet tacı gibi başımıza taktığı bu güzellikleri kendi hayatımızda da bir mümin olarak değerlendirmeye çalışalım. Cennet vesilesi olan, göz aydınlığımız olacak olduğuna inandığımız evlatlarımız ve Allah'tan emanet aldığımız eşlerimizle bu güzel dünya hayatını ahirette cennetle sonuçlanacak bir yolculuk serüvenine çevirelim. Rabbim adil ve merhametli olan kullarından eylesin. Bir sonraki programda başka bir aile konusuyla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.